7654321. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk somunu yapacağız. Tabii ki Kosseri'de yapacağız. Şimdi pratik lezzetlerden biri olarak söylenilen normal markette satılan Türk somunu dilimli 450 gramlık bu şekilde bulabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 60 lira civarında. Burada iki paket ürünümüz var. Önce güzelce bir marinasyonunu yapacağız. Daha sonrasında ise kosöride pişirmesini yapacağız ve tadım testini gerçekleştireceğiz. O halde şimdi marinasyon işlemiyle devam edelim. Şimdi marinasyon işlemi için öncelikli olarak derin bir kapta bileşenlerimizi koyacağız. Daha sonrasında ise bunları biraz yarım saat içerisine girmesini, harmanlanmasını bekleyeceğiz. Öncelikli olarak biraz zeytinyağı koyuyoruz. Şöyle gösterelim. Ya bu tamamen yapacağınız şeye göre göz kararı gelişebilir. Ben burada yaklaşık 3 veya 4 yemek kaşığı gibi bir zeytinyağı koydum. Daha sonrasında ise toz biber koyuyorum. Daha doğrusu karabiber koyuyoruz birazcık. Şöyle biraz ekliyorum. Tabii ki bu baharatlar tamamen sizin damak zevkinize göre değişiyor. Burada somuna yakışan bir baharat, karabiber. Bundan da yarım çay kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Yine toz biber koyuyorum. Bundan da bir kaşık gibi düşünebilirsiniz. Bir çay kaşığı. Evet, bir çay kaşığı kadar da toz biberimizi koyduk. Tabii ki balığın yanında olmazsa olmazlardan birisi bence limon. Biraz da limonumuzu koyacağız. Bir çay kaşığı kadar kaya tuzumuzdan, tabii ki çekilmiş kaya tuzumuzdan koyuyoruz. Hatta ben birazcık daha tuzlu sevdiğimiz için çok az bir şey daha ekliyorum. Çünkü bizim yaklaşık olarak 900 gram bir balığımız var. Şimdi bu işlem sonrasında bu harcımızı iyice bir karıştırmamız gerekecek. İyice birbirine girsin. Sosumuz hazır olsun. Daha sonrasında ise bunu, balıklarımızı harmanlayacağız ve bu sosu çekmesi için birazcık bekleteceğiz. Bu ara balık dondurulmuş olduğu için yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika dışarıda ya da 2-3 saat öncesinde buzluk değil de normal soğutucu kısmında bekletirseniz hızlıca çözülecektir. Eğer çok acil de çözmek istiyorsanız da normal suda yıkarsanız balık hızlı bir şekilde çözülecektir. Şu şekilde bir sosumuz oluştu. Şimdi bu sosumuza balıklarımızı ekleyelim. Şu şekilde somun balıklarımızı hemen ekliyoruz. Evet. Temizlenmiş balıklar. Tabii ben bir kere daha yıkadım. Bir tur daha yıkadım. Şimdi burada 3 parça balığımız var. Öncelikli olarak bunu iyice bir soslayalım. Genelde soslama işlemini ben kaşıkla çok sevmiyorum. En iyi soslama elle oluyor. Eğer evde kendinize yapıyorsanız, elle yaparsanız daha hızlı ve daha lezzetli olacaktır ve sos her yerine alacaktır. Evet, şu anda diğer paketten balıklarımı ekliyorum. Evet, diğer paketteki balıklarımızı da ekledik. Şu şekilde iyice sosunu aldıralım. Bu arada belirttiğim gibi hani kendimiz yiyeceğimiz için elle yapıyoruz. Çünkü el lezzeti diye bir şey var. Burada hani eldiven de kullanılabilir. Belirttiğim gibi kendimiz yiyeceğimiz için burada eldiven kullanmadan İyice bir sosu marine ediyoruz. Evet. Sosumuz marine oldu. İyice yedirdik. Şimdi ise birazcık yarım saat kadar sosumuzu iyice çekmesini bekleyeceğiz. Daha sonrasında ise pişirme adımına geçeceğiz.
Evet, şimdi balığımızı pişirmek için öncelikli olarak kaseroyu açıyoruz ve bir ön ısıtma gerçekleştireceğiz. Bunun için ön ısıtma moduna geliyoruz. 200 derecede biz pişireceğimiz için burada otomatik olarak 200 derece 3 dakikada ön ısıtma yapıyor. Başlatıyoruz ve şu anda ön ısıtmamız başladı. Ön ısıtmamız bittikten sonra tekrardan balıklarımızı yani Türk somunlarımızı kaseroya vereceğiz. Evet, ön ısıtmamızı gerçekleştirdik. Şimdi kaserolümüzün en altına tabii ki de ne yapıyoruz? Şu şekilde hazırlamış olduğumuz öncelikli olarak soğanları koyuyoruz. Nasıl da güzel bir ses geliyor. Soğansız balık bence olmaz. Güzel bir lezzet veriyor. Bunun için ben en alta soğanlarımı diziyorum. Şu şekilde soğanlarımı koydum. Hemen şöyle göstereyim. Soğanlarımı koyduktan sonra şimdi balıklarımı koyacağım. Evet, şu anda balıklarımızı kaserimize dizdik. Ben birazcık böyle sosundan üzerine ekleyeceğim. Bu arada zeytinyağını aslında 3 değil de 2 kaşık da yeterliymiş. Biraz sosumuz arttı. Ben yine içerisinde güzel bir sirkülasyon oluşturması için içerisine ekledim, yani üzerlerine döktüm. Şu anda gördüğünüz gibi soğanlarımızın üzerinde somunlarımız ve fırına giriyor. Tabii ki ne yapıyoruz? Şimdi kızartma modunda. Daha doğrusu seafood özelliğimiz var. Yani balık modu. Seafood'u alıyorum. Zaten otomatik olarak 175 dereceyi veriyor. 175-180 aslında ideal. Ben 180 yapacağım. Burada dakikayı ise ben tabii ki bu pişme durumunu ara ara bakacağız. Ben burada bunu 20 dakika diyorum. Çünkü iki taraflı pişireceğim. Shake modu aktif. Ve buradan başlat diyorum. Şu anda balıklarımız pişmeye başladı. Tekrar 10 dakika sonra çevirmek için birlikte olacağız. Evet, 10 dakika sonra şimdi bir kontrol ediyoruz. Evet, güzel bir şekilde kızarmaya başlamış. Fakat benim istediğim kızarıklıkta değil. Şöyle göstereyim. Kızarmaya başlamış ama tam istediğim kızarıklıkta değil. Yine şu şekilde yapacağım. 5 dakika daha pişireceğim. Yani 15 dakika pişirmiş olacağım. Ama bu sefer 200 derecede pişiriyorum. Biraz daha iyi kızarsın istiyorum. Kızarmış seviyorum. Bunun için 200'e çıkarttım. Kalan 10 dakikaydı. Tekrar çevirme tuşuna bastım. Yani 5 dakika sonra tekrar beni uyaracak. 5 dakika sonra tekrar bir kontrol yapıp tekrardan diğer yüzünü pişirmesine devam edeceğiz. Evet, 5 dakikamız da oldu. Hemen bir bakalım. Evet, güzel bir kızarma gerçekleşmiş şu anda. Hemen kameradan da bakabilirsiniz. Kızarma işlemi güzel. Tabii ki bizim için yeter mi? Yetmez. Ne yapıyoruz şimdi? Hızlıca karıştırma işlemini gerçekleştireceğiz. Yani çevirme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi diğer tarafını da şu şekilde çevirdik. Şimdi bunu çevirdikten sonra derecemi ben daha doğrusu dakikamı 15'e getiriyorum. Yani 15 dakika bir tarafını 15 dakika bir tarafını pişirmiş olacağım. 200'e çıkarttım. Önerilen 175'ti. Nedeni ise benim çıtır ızgara tadında seviyor olmam. Hani buharda değil de biraz daha çıtır olmasını istiyorum. Bunun için 200 derece olarak 15 dakika ayarladım. 15 dakika sonra işlemimiz bittiğinde servis için inşallah hazır olacak. Birlikte bekleyip göreceğiz. Evet, 15 dakikamız bitti. Bakalım
Nasıl bir görüntü karşımızda? Evet, görüntü oldukça güzel. Şu taraflar tam istediğim kızarıklıkta. Çok güzel kızarmış. Şuradaki iki parça tam böyle iyi kızarmamış. Onları ekstra biraz daha pişireceğim. Yani bu tamamen sizin damak zevkinize göre. Nasıl isterseniz. Şimdi ben buradaki alayım şöyle. Evet, şu anda somunumuz hazır. Böyle güzel bir tabağımız var, salatamız var. Soğanımız yine somunumuzun altında pişmişti. Somunumuz da gördüğünüz gibi oldukça kızarmış bir vaziyette. Hemen bir tanesinin ucundan bir tadına bakalım. Yani tek kelimeyle mükemmel ötesi. Mutlaka evde denemelisiniz. Tek kelimeyle mükemmel ötesi bir lezzet olmuş. Bu tarifi bence mutlaka yapın. Yapanlar alt tarafta yorumlara mutlaka yorumlarını bıraksınlar. Veya daha önce deneyen veya sorusu olanlar varsa yine yorumlar kısmında buluşabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomuzda Kosey'de harika bir somun yaptık. Somun tarifimizde oldukça hızlı ve pratik pişen bir balık. Zaten temizlenmiş marketlerde bulabiliyorsunuz. Baharatladıktan sonra 30 dakika bekletip 30 dakika 15 dakika bir tarafını 15 dakika bir tarafını pişirdikten sonra bu şekilde bol salatayla ve limonla servis edebilirsiniz. Bizlere destek vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenerek yine bizlere destek olabilirsiniz. Videoların devamının gelmesi için lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açınız. Sağlıklı günler, afiyet olsun.